küçük olmuş. Şimdi gelelim 78. maddedeki moleküler genetik incelemeler meselesine. 75 ve 76. maddelerden yapılan muayeneden örnekler elde ediliyor. Şimdi nasıl örnekler elimize geçiyor? Bir bakalım. 75. maddeye bakalım. Bakın, kan, vücuttan kan ve benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilir. Örnek alınabilir. Yine 76. maddeye bakın. 76. maddeye göre de vücuttan kan ve benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilir. Demek ki gerek şüphelinin, gerekse mağdurun beden muayenesinden elimize bir takım biyolojik örnekler geliyor. Zaten 78. maddede bunu söylüyor. 75 ve 76. maddede öngörülen işlemlerle elde edilen örnekler üzerinde. Şimdi bu örnekler DNA incelemeleri yöntemiyle incelenerek, moleküler genetik incelemeler yoluyla incelenerek elde edilen bulgunun hem soy bağının babalık tespitinde belirlenmesi için, bir de şüpheli veya sana veya mağdura ait olup olmadığının tespiti için inceleme yapılmasına izin veriyor 78. maddede. Ama ikinci fıkrası da önemli 78'in. Bakın, burada da diyor ki, kime ait olduğu belli olmayan beden parçaları üzerinde yapılabilen incelemelerde de, biraz evvel bir çöp kutusunda bulunabilen bacak örneği vermiştim ya vücut parçası örneği vermiştim. Orada dahi bir inceleme yapılabilmesi için genel kurala, yani 78. maddeye gönderiyor. 78. maddenin hemen arkasına 79'u görüyoruz. 78. maddede sayılan moleküler genetik incelemenin yapılabilmesi için sadece hakim karar verebilir diyor. Bu sadece kelimesinin anlamı, gecikmede tehlike olan hallerde savcı veremez anlamını taşıyor. Sadece hakim kararı ile bu moleküler genetik incelemeler yapılıyor. 79. maddenin gene ikinci fıkrasına iyice bakarsak şunu görüyoruz. Bu bir bilirkişiye gönderiliyor ve bilirkişiye ismen belli ediliyor bilirkişi. Çok ayrıntılı bir bilgi veriliyor. Ne beklendiği, arama, ne istendiği söyleniyor ve bunun adı, soyadı, adresi, doğum tarihi belli edilmeyerek veriliyor örnekler. Yani tamamen bir gizlilik içerisinde. Yine 80. maddeye bakacak olursanız, 80. maddede de genetik incelemelerin sonuçlarının gizliliğini yasa düzenliyor. Burada da yine kişisel veri hukuku gündeme geliyor. Bakın, kişisel veriler hukukunun bir özelliği var. Kişisel veri belli bir amaca yönelik olarak elde edilir ve başka bir amaçla kullanılamaz. Bunun 80. maddede yansımasını görüyorsunuz. Alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerin sonuçları kişisel veri niteliğinde olup başka bir amaçla kullanılamaz diye açıkça kanuna yazmış. Bir de gizlilikten söz ediyor. Bu gizliliğin de ihlalinin Türk Ceza Kanunu'na göre suç olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi bu moleküler genetik incelemelerin suç araştırması bakımından çok yararlı olduğunu söyleyeyim sizlere.
şöyle bir özdeyiş vardır. Her fail olay mahallinde kart vizitini bırakır. Hangi suç olursa olsun, fiziksel temas ile işlenen suçlarda her fail zorunlu bir şekilde, kaçınılmaz bir şekilde olay yerine DNA'sını bırakır. Ve bu DNA'lar elde edilip de analiz edilirse olay yerinde, bu yöntemlere göre çünkü, hakim kararıyla, sadece hakim kararıyla, belirli bir bilirkişiye işlem verilerek ve gizlilik kurallarına uyularak elde edilen bir çıkartılırsa, sonuçta %99,9 netlikle fail bulunabiliyor. Fakat failin bulunabilmesi için bir koşulu var. Nedir bu koşul? Olay yerinden DNA örneği aldık. Kurallara göre belirledik DNA'nın analizini yaptık. Profilini çıkarttık. Faile ulaşmak için ne gerekiyor bize? Failin DNA'sı gerekiyor. Şimdi burada DNA bilgi bankaları gündeme geliyor. Siz bir ülkede yaşayan herkesin, hiç istisnasız herkesin DNA'sını alsanız, doğuştan itibaren alsanız, doğar doğmaz alsanız ve DNA'sını biriktirseniz bilgi bankasında, ileride bu kişi bir suç işlerse, olay yerinden aldığınız profili bankadakiyle karşılaşırsanız %100 bütün suçları aydınlatırsınız. Çok güzel bir yöntem değil mi bu yöntem? Mükemmel diyeyim buna. Şahane. Çok güzel bir yöntem. Bütün herkesin DNA'sı bilgi bankasına kayıtlı olsa aydınlatılmayan suç kalmayacak. Fiziksel temas ile işlenen suçlarda. Fakat bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi MARPER kararını verdi. Bunu yazın şimdi. MARPER İngiltere kararı. Ve arkasından da Guggins kararını verdi. Guggins yine, o da İngiltere ile ilgili. Evet, Goggins, G-O-G-G-I-N-G, Goggins kararını verdi. Şimdi MARPER kararının özelliği şu. MARPER kararı verilinceye kadar İngiltere'de biraz evvel tanımladığım şekilde her yeni doğan çocuğun DNA'sı alınıyor ve saklanıyordu. Amaç da biraz evvel belirttiğim gibi suçları ortaya çıkartmaktı. Fakat Ahim dedi ki, eğer siz suç işlememiş kişilerin DNA'sını saklarsanız, alırsanız, suçluluk karinesi yaratmış olursunuz. Ve o kişilerin kişisel verilerini kullanmış olursunuz. Hayır, böyle olmaz dedi. Ve bir kural koydu. Bu tür DNA bilgi bankalarının oluşturulabilmesi için ağır suç işlemiş bir kişinin DNA'sının saklanabileceğine ilişkin bir kanun olmalıdır dedi. Kuralı bir defa daha söylüyorum size. Kişisel verilerin toplanıp saklanabilmesi için ağır bir suç işlemiş olduğuna ilişkin bir yasa olması gerekiyor dedi. Ve bu Türk hukuku bakımından da geçerli. Anayasanın 20. maddesinin son fıkrası uyarınca kişisel veriler üzerinde bir temel hakkımız var. Herkesin kendi kişisel verisinin saklanmasını istemek hakkı var. Bu kişisel verilerin alınıp kullanılması devlet tarafından ancak kanun konularak olabilir. Ve bugün Türk hukukunda hala DNA bilgi bankası ile ilgili bir düzenleme yok. Bunun gelmesi gerektiğini de söyleyebiliriz. MARPER kararı bu nedenle çok önemli bir karar. Sadece ağır suçlarda kanun ile verilmiş yetkiler varsa suç işlemiş olan kişilerin DNA'sını saklayabilirsiniz. Ama olay yerinden aldığınız örnekler varsa, örneklerle, hakim kararıyla bunu karşılaştırdığınızda faile de ulaşmak mümkün olabilecektir. O halde suç işlemiş olan kişilerin
DNA Bilgi Bankası kurulabilir ama Türk hukukunda bugün böyle bir henüz düzenleme yok. Söyle bakalım. Biraz söyle, duymadım. Sesim gelmiyor. Sesin sesime gelmiyor. Yakınlaştır mikrofonu, o duyuyorum o zaman. Mikrofonu eline alırsa anlayabiliyorum. Hocam sizin görüşünüz ne diyorsunuz? Ha, benim görüşüm. Şimdi ben de Marpur kararına katılıyorum. Yani herkesin şeyini almak, DNA'sını biriktirmek doğru bir yöntem değil. Karar yerinde bir karar diye düşünüyorum. Çünkü daha evvelce suç işlememiş kişilerin potansiyel fail olarak saklanması iyi bir yöntem değil. Bunu zaten parmak izinde de görüyoruz. Orada da benzer bir düzenleme var. Peki. Şimdi inceleyeceğimiz bir başka nokta alkol ile ilgili. Alkol muayenesiyle ilgili. Biraz evvel bir düzenleme görmüştük. 75. maddenin son fıkrasında. Özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan örneği almasına ilişkin hükümler saklıdır diyen bir 75. madde var. Ve bunu biz Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme ile görüyoruz. Alkollü araç kullanıp kullanmadığını belirlemek bakımından trafik kolluğun özellikle bu tür denetimler yapması mümkün. Alkollü müdür değil midir diye. Fakat kan örneği alınması veya nefesten alkol testinin yapılması Karayolları Trafik Kanunu'nun yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Buna göre bu tür üflemeye veya kan örneği vermeye tabi olması gerekiyor kişinin. Eğer kendisine teklif edildiği vakit bunu reddederse şeyden daha ağır ceza görüyor. Alkollü araç kullanmaktan daha ağır bir yaptırım getirilmiş kanunda. Ve bu da ehliyetin geri alınmasını sonuçlandırıyor. Yani şunu tavsiye etmek isteriz. Eğer bir kişi trafikte durdurulursa üflemeyi reddetmesin. Üflemeyi reddederse her halükarda ehliyeti geri alınıyor. Daha ağır bir ceza. Ama üflediği vakit alkolsüz çıkarsa sorun yok. Ama sırf üflemeyi reddetmenin ağır bir yaptırıma bağlandığını görüyoruz. Kan örneği almak bakımından ise üfleme ile eğer elde edilemiyorsa bir şey hastaneye götürülüp hastanede kan örneği alınması gerekiyor. Ama bu kan örneği alınmasının amacı trafik ihlalinin tespiti olduğu için delil elde etmek değil ceza mahkemesi hukuku açısından. Ayrıca bir hakim kararına ihtiyaç yok. Zaten 75. maddenin son fıkrası bunu saklı tuttuğu için trafik kontrolleri sırasında alınan kanlarda şeye gerek yok. Hakim kararına ihtiyaç yok. Kanundan doğan bir yetki olduğu için yok. Kanunun verdiği bir yetki hakimin kararının önüne geçiyor. Şimdi bu konuda alkol muayenesi ile uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı konusundaki tahlil arasında da kanun bir fark yaratmış, Karayolları Trafik Kanunu. Rutin kontroller bakımından alkol kontrolü yapılabiliyor. Fakat uyuşturucu madde testi yapılabilmesi için makul şüphe olması gerekiyor. Kişinin uyuşturucu kullandığına ilişkin makul şüphe. Bilmiyorum farkı belirtebildim mi? Alkol incelemesi rutin yapılabiliyor ama uyuşturucu madde ile ilgili
bir incelemenin, tahlilin makul şüpheye dayanması gerekiyor kanuna göre. Böyle bir ince ayrıntı da burada görebilirsiniz. Şimdi böylece 81. maddeye geldik. 81. madde fizik kimliğin tespitini düzenliyor. Bakın fizik kimliğin tespitinde maddeye dikkatle bakarsanız sanığın kimliğinin tespiti için gerekli olması halinde diyor. Bir ses geliyor. Sizden mi geliyor, benden mi geliyor? Anlayamadım. Benden gelmiyor ama ben de duyuyorum. Siz duyuyor musunuz sesi? Hocam ben de duyuyorum. Mikrofonla kapalı biliyorum. Acaba ne yapmak gerekiyor? Anlayamadım. Mikrofonlarınızı kapatın bakalım. Ha, şimdi kesildi. Tamam. Ama beni duyabiliyorsunuz herhalde. Duyuyorsunuz, kafanızı sallayayım. Tamam. Güzel. Şimdi 81. maddede fizik kimliğinin tespitinde bir saptama yapıyorduk. Kimliğin teşhisi için gerekli olması halinde yapılabiliyor fizik kimliğin tespiti. Yani bunun anlamı şu. Bir sanık var elimizde, şüpheli var. Fakat kimliğini vermiyor. Bu genellikle örgüt suçlarında rastlanan bir davranıştır. Örgüt mensupları kimlikleri ortaya çıkmaması için kimlik de vermezler. Tabii ki sanığın savunma hakları arasında bizce kimliğini söylememek de vardır ama yasa böyle demiyor. Kimliği söylememenin bir kabahat olduğunu da düzenlemişti. Hatırlarsanız bunu ifade alma sırasında incelemiştik. Kimlik konusunda sorulara cevap vermek gerekir demişti kanun. Fizik kimliğin tespitinin amacı kişiye geçici bir kimlik vermektir. Başkalarıyla karışmasını önlemektir. Ve burada avuç içi videosunun çekilmesi, parmak izinin alınması, bedeninde yer almış olan bütün izleri belirlemek vesaire, hatta sesini kaydetmek suretiyle elimizdeki şüphelinin başkaları ile karıştırılmayacağı şekilde duruşmaya çıkartılması hedefleniyor. Yani fizik kimliğin tespiti bu. Fakat şimdi bir de düz kimlik tespiti var. Normal kimlik tespiti. Kimlik sorma meselesi. Bilmiyorum, yakın zamanda birkaç gün evvelki baro başkanı olayını hatırlayacak mısınız? Kolluğun çok iyi tanıdığı bir baro başkanına bir yerde otururken kimlik soruyor. Şimdi kolluğun bu tür kimlik sorma yetkisi var mı yok mu tartışmalı bir konu. Şöyle bir tartışma var. Bu tür huzur operasyonları yapılabilir mi meselesi var. Şimdi İçişleri Bakanı'nın talimatıyla ülke çapında huzur operasyonu yapılacağı söylenmiş. O karar öyleymiş. Fakat böyle bir yasal dayanak yok. Oysa ki Anayasa'nın 13. maddesinde şunu biliyoruz. Polisin yetki kullanabilmesi için kanun ile verilmiş bir düzenleme olması gerekiyor. Özel yetki olması gerekiyor. Hiçbir kanunda böyle İçişleri Bakanı'na verilmiş bir ülke çapında operasyon yapılmasına ilişkin bir düzenleme yok. İl İdaresi Kanun 13. maddesinde olağanüstü durumlarda gerçekleşebilen yetkiler varsa da bugün o durumlarda değiliz. Yani verilen ilk emrin hukuka aykırı olduğunu oradan söyleyebiliriz. Onu da ortaya koyalım bu halde. Peki fizik kimliğin tespitinin yalnız üst sınırı 2 yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda yapılabilmesine izin veriyor kanun. Bunun da nedeni yine ağır suçlarda ancak yapılabilen bir kişisel veri toplama olmasına dayandığını da söyleyebiliriz. Keşfi inceledik 83. maddeyi. 84'ü gördük. Keşifte bulunabilecekleri. Yer göstermeyi konuştuk. Şimdi gelelim yine beden muayenesiyle ilgili ölünün kimliğinin belirleme ve adli muayene konularını. 86. maddeye.
86. maddeye göre bir ceset bulunursa önce onun kimliğinin tespit edilmesi gerekir ve bir ön muayene yapılması gerekir. Buna da adli muayene adını veriyoruz. Otopsi ise vücut boşluklarının açılarak yapılması gereken bir işlem ve otopsi sırasında nerede yazıyordu? Beşinci fıkrasında. Otopsi sırasında cesedin görüntülerinin kayda alınması gerekiyor. Yani otopsinin video kaydı altında yapılması gerekiyor. Bu çok önemli bir düzenleme. Çünkü daha sonra yapılacak olan bütün hukuki tartışmalarda otopsi sırasında yapılan bulgular çok önem kazanacaktır. Mesela bir yara vücudun neresinde, ne kadar derin, bütün bu ayrıntılara ulaşılabilmesi için 87. maddenin 5. fıkrasındaki bu kayıt meselesi çok önemli. Otopsinin bağımsız bir inceleme şeklinde yapılması gerekiyor. Ve ayrıntılı olarak etkin bir şekilde yapılması gerekiyor. Türkiye hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği en aşağı 10 taneden fazla karar vardır. Otopsinin ayrıntılı yapılmaması nedeniyle Güneydoğu'daki terörle mücadele sırasında öldürülen şüpheliler diyelim kişilerin, muhtemel teröristlerin otopside doğru düz yapılmamış. Otopsiler yapılmadığı için de hep ihlal kararı almıştı Türkiye. Bu nedenle otopsinin önemli bir adli işlem olduğunu ve detaylı yapılması gerektiğini söyleyebiliriz. Ve son iki maddemiz 88 yeni doğanın adli muayenesi. Buradaki yeni doğan çocuğun adli muayenesindeki tek hedef var. O da sağ olarak doğup doğmadığını belirlenmesidir. Eğer sağ olarak doğmuşsa bir insan öldürmeye girecek. Ama sağ olarak ana kahrımında ölmüşse farklı bir statüde ele alınacak. Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlemlerde de o tahribatın derecesinin incelenmesi ve ortaya konması gerekiyor. Şimdi böylece soruşturma evresinde yapılan araştırma işlemlerinin tümünü görmüş olduk. Ama şunu görmedik, incelemediğimiz şey var. Koruma tedbirlerini incelemedik. Koruma tedbirlerini ayrı bahiste görüyoruz. Burada sadece koruma tedbiri niteliğinde olmayan soruşturma işlemlerini gördük ve tümünü de inceledik hemen hemen.